Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere tatil sorularımdan 18. sorunun çözümünü anlatacağım. Sorumuzu bir hatırlayalım ilk önce. Bir portakal ile bir elmanın kütlelerinin toplamı 200 grammış. Bir portakal ve armut beraber toplamı 212 gram. Bir elma ile armutun toplamı da 190 gram geliyormuş. Buna göre bir armut, bir portakal ve bir elma ne kadar gelir diyor sorumuz. Şöyle yapabiliriz bu soruyu. Bakın buradaki meyveleri bir araya getireceğiz. Bu taraftaki yani eşitliğimizin karşı tarafındaki sayıları da bir araya getireceğiz. Yani toplayacağız. Şimdi buradaki meyveleri topladığımız zaman ne oluyor? 2 tane portakal. Hatta ben şöyle yapacağım sevgili öğrenciler. Yan yana yapacağım. 2 tane portakal. 2 tane elma. Şöyle yapalım resimleriyle göstereyim size. Elmalara da birer tane sap yapalım belli olsun. 2 tane de armut. Şöyle armutu da şöyle çizeyim bari. Evet. Bunlar burada 2 portakal, 2 elma ve 2 armut oldu. Eşitliğimizin karşısında ne oluyor? Sayıları toplayacağız. Kenarda toplayalım. 200, 212 ve 190. Topladık. 2 10 3 5 6 602 oldu. Bu tarafta 602 oldu. Şimdi bakın benden ne istiyordu? Bir armut, bir portakal ve bir elma istiyordu. Şuradaki resimleri ben tam ortadan ikiye kessem şöyle ikiye bölsem. Bu tarafta ne kalıyor? Bir portakal, bir elma ve bir armut. Bu tarafta da aynısı değil mi? O zaman ikiye kestiğim zaman benim istediğim şeyi buluyorsam buradaki 602'yi ikiye bölersem aynı eşitliği sağlamış olacağım. Yani bir tanesini bir grubu bulmuş olacağım. Hemen 602'yi ikiye bölüyorum. 3 kere 2 6 0'ı getirdim da 2 yok o zaman buraya 0 koydum 2'yi getirdim 2'de 2 de 2 bir defa var 1 kere 2 2 cevabımız ne çıktı 301 o zaman bir grup 301 oluyor diğer taraf da 301 oluyor her iki grup da aynı zaten ve bu grup benim cevabımı oluşturuyor bir armut bir portakal bir elmanın cevabı demek ki 301'miş bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. 301 cevabını bulanlar doğru buldular. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.